İşini kaybedince bunalıma giren genç kadın tanıştığı iki kişinin sevgi sözcüklerine kanınca bütün parasını kaptırdı. Bir lokma ekmeğe muhtaç hale gelen talihsiz kadın önce kalbini sonra paralarını çalan dolandırıcılardan şikayetçi oldu. Ekmek parası istemek, yaşamak çok zor. Evim yok, barkım yok, param yok, bir şeyim yok. Neden bu insanlar bu kadar kötü? Neden? Her gün bu soruyu soruyor, kahrediyor. Nasıl olduysa oldu, evlilik vaadiyle gelen iki kişiye kandı. Hem kalbi kırıldı, hem de parasından oldu. İki sefer dolandırıldım yani. Neden böyle yaptı bana? Fransa'da yaşayan Gülbeyaz eşi yok, bir şiir sitesinde kendini vinç operatörü olarak tanıtan Osman Kara'yla tanıştı. İnternetten süren arkadaşlıkları eşi vefat edince daha da ilerledi. Bir şok yaşadım yani. Türkiye'ye geldim ki çünkü orada evin içinde her yerde onu görüyordum. Denize düşen yılana sarılır. İnsan inanıyor yani. Gülbeyaz eşi yok. Eşi vefat ettikten sonra başını sokabilecek bir ev alabilme hayaliyle kredi çekmişti. İşte o tanışmış olduğu dolandırıcı da kendisiyle evlenmek istediğini söyledi ve ondan 110 bin lira borç istedi. Evleneceğiz diyordu, bana para istedi. Ben inandım ona. İnandırdı beni. O kadar inandırdı ki onun için ben de çektim parayı, elimde olanı çektim, verdim. İki ay sonra vereceğim dedi, evlilik vaadiyle talihsiz kadını dolandırdı. Parayı aldı, ondan sonra yorgunum, işim çok falan filan dedi, ondan sonra kayıplara bindi. 53 yaşındaki kadının tek yaşadığı talihsizlik bu değil. Duygusal boşluk mudur, iyi niyet midir bilinmez ama o dolandırıcıyı bulabilmek için bu kez de kendisini polis diye tanıtan bir başka dolandırıcıya son kalan parasını da kaptırdı. Seni çok seviyorum, çok hoşlanıyorum senden dedi. Ben bulurum dedi, sonra da o da kayıplara gitti. O iki dolandırıcıya da yaklaşık 150 bin lirasını kaptıran talihsiz kadının gözü yaşlı, tüm birikimi elinden gittiği, elinde avucunda hiçbir şey kalmadı. Kahvaltı param yoktu, hiçbir şeyim yoktu. Yoktu, yoktu. Ekmek parası istemek, yaşamak çok zor. Talihsiz kadın önce kalbini, sonra paralarını çalıp kaçan dolandırıcılardan şikayetçi oldu.